Merhaba arkadaşlar, ölçme değerlendirmede istatistiğin son bölümlerinde ZT puanlarındaydık. Oradan devam ediyoruz şimdi. Şimdi geçtiğimiz derste, son derste Z puanlarını anlattık. Z puanlarının hesaplanmasından bahsettik. T puanlarına değinmemiştik. Şimdi basitçe en son ne dediğimizi bir hatırlatıyorum. Şunu demiştik. Z puanlarında hesaplanırken diyelim ki matematik dersinde aritmetik ortalama 60, Ali de 75 puan almış olsun. Standart sapma da 5 olsun. Şöyle bir mantık kurmuştuk. Anlattığım şeyi tekrar söylüyorum. Mantığımız şuydu. Şurası 0, şurası 100 ise, tabii olmayabilir. Sadece gösterge olsun diye gösteriyorum. Şurası da 60 olsun. Aritmetik ortalamanın üstünde birileri olacak. Aritmetik ortalamanın altında birileri olacak. Ve bu standart sapmanın 5 olması... İnsanların aritmetik ortalamadan ortalama 5 saptığını gösterir. Ortalama 5 saptıysa üst grubun ortalaması ortalama 5 saparak 65 gibidir. Alt grubun ortalaması da ortalama 5 saparak 55'tir. Alt ortalama 5 saptıysa, üst ortalama 5 saptıysa ortalama sapma 5'tir. Burada Ali de 75 puan almış. Şuralara da bir yer. Ali'nin puanı üst gruptaki ortalama sapma 5 iken Ali ne sapmış diye bakıyorduk. Ali 15 sapmış. Herkesin saptığının 3 katı olduğu için Ali'nin Z puanı da artı 3 diyordu. Buradan yola çıkarak aritmetik ortalama kadar puan alırsa bir öğrenci mutlaka Z puanı 0'dır. Aritmetik ortalama üstünde alırsa artı Z puanı almış olur. Aritmetik ortalama altında alırsa eksi Z puanı alır demiştik. Neden Z puanı artı olunca artı 1, artı 2, artı 3 oluyor? Standart sapmaya göre eksi 1, eksi 2, eksi 3 oluyor demiştik. Şimdi buradan hareketle şöyle bir şey söyleyelim. Nasıl ki 1 kilometre, 1000 metre, 2 kilometre, 2000 metre, 3 kilometre, 3000 metre ise, bunlarda birim sistemi ise, neden anlatıyorum bunu? Bu bağlamda kilometreyi Z puanı gibi, metreyi de T puanı gibi düşünebiliriz. Bunlar aynı şeyin birbirine dönüşen birimleridir. Ve birim farkından başka hiçbir esprisi yoktur. Mantıkları aynıdır. Peki bu birim dönüşümü nasıldır? Gösterelim. Şimdi şurası, başka renkle yazdık, olsun. Şurası Z puanı sistemi olsun. Şurası T puanı sistemi olsun. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapalım. Şuradan da şöyle bir şey yapalım. Şurası aritmetik ortalama noktası olsun. Peki aritmetik ortalamamız kaç bilmiyoruz. 30 da olabilir, 40 da olabilir, 50 de olabilir, 70 de olabilir. Burası aritmetik ortalama noktası olsun. Aritmetik ortalama noktasına Z puanları 0Z aldın diyor. Bir tık yukarısında artı 1Z, artı 2Z, artı 3Z, artı 4Z, artı 5Z diyordu. Bu tarafa da eksi 1Z, eksi 2Z, eksi 3Z, eksi 4Z, eksi 5Z diyelim. Hemen çok öğrenciler soruyor. Hocam bu artı 6, artı 7 olabilir mi diyorlar. Olur. 8 de olur, 9 da olur, eksi 9 da olur, eksi 10 da olur, hepsi olur. Ama bir dağılımda eksi 5'ten, artı 5'ten daha yüksek değerlerin olması nadiren olur, her zaman olmaz. Ne diyelim buna? Olasılık olarak daha zor olasılıklardır. Şimdi şuraya gelelim. Aritmetik ortalamanın 0 demiştik Z puanlarında. Buna T puanları 50T aldın diyor. Artı 1 Z'nin karşılığı 60T'dir. Artı 2'nin karşılığı 70T'dir. Artı 3'ün karşılığı 80T'dir. Bunun karşılığı 90T'dir. Bunun karşılığı 100T'dir. Yine aynı mantıkla onar onar azalacak. Burası 40T'dir. Burası 30T'dir. Burası 20T, 10T ve 10T ve 0T. Mesela şurada eksi 6 olsa ne olacak? O da eksi 10T olacak. Şimdi burası birer birer artıyor Z puanları. Burası da onar onar artıyor ve düşüyor. Şimdi bir örnek çözelim. Diyelim ki fen dersinde aritmetik ortalama 40, standart sapma 10, Ali de 65 puan almış olsun. Şimdi sistemi kurduğumuzda şurası 40'sa, herkes ortalama 10 saptıysa, herkesin 10 saptığı yerde bu 25 sapmış, 2,5 kat ve Z puanı artı 2,5'tür. Şimdi bakın arkadaşlar, başka bir renk kalemine gösteriyorum. Buradaki aritmetik ortalama 40'tır. Standart sapma 10 olduğu için şurası artı 1 Z alan 50 puan ya da doğru yapmıştır. Bu 60 yapmıştır. Bu 65 yapmıştır falan. Şimdi bu Ali'nin durumu
Öğrencinin durumu artı 2,5. Artı 2,5 şuradadır. Bu Ali'nin durumu artı 2,5 Z'dir. Peki artı 2,5 Z'nin, şuraya artı 2,5 diyelim, Z'nin T puan karşılığı nedir? 75 T'dir. Artı 2 olsaydı 70 olacaktı. Artı 3 olsaydı 80 olacaktı. Şimdi bunu şöyle de bir formülle ifade ediyorlar. Formül şu. Diyorlar ki T puanı eşittir 50 artı 10 Z diyorlar. Bizim yaptığımızla örtüştürelim. Biz mesela şak diye buradan bulduk. Artı 2,5 75'e denk gelir dedik. Formülle bulsak 50 artı 10 çarpı Z'si kaçtı? 2,5'tu. Şurası 25 yapar. 50 artı 25 de 75 yapar. Aynı kapıya çıkar. Bir arkadaşımız bir şey soruyor galiba. Yok. Gözde kalem kağıt kullanarak mı yaptın, kafadan mı yaptın? Ay açamadım hocam sesimi. Yani kafadan yaptım. Kalem kağıt kullanmadım. İşte benim istediğim de buydu. Gözde şak diye yazmış oradan 75 diye. Kafadan yapabilir hale çok rahat gelirsiniz. Şimdi bir tane zor soru soralım bakalım buradan. Biraz antrenman yapalım. Tahtayı siliyorum. Şimdi şöyle bir soru yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olsun. Şöyle desin. Buraya öğrenci desin. C öğrencisi, D öğrencisi, Z öğrencisi, F öğrencisi, A, V, D, S, L, M olsun. Burada da Z puanları ne olsun? Bir şeyi yanlış yaptım burada. Yanlış değil de eksik yaptım. Şöyle yapalım. Şurası Z puanları olsun. Evet, şuraya Z puanı diyeyim. Şuraya da doğru adedi diyeyim. Ve sonrasında da şöyle diyeyim. Bununki 0 artı 1 gelişi güzel yazıyorum. Artı 2 artı 3 artı 4 olsun. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 olsun. Eksi 5 olsun. Doğru adedi bunun 20 olsun. Bunun 18, bunun 22, bunun 24, 26, 28, 16, 14, 12, bu da 10 olsun. Diyor ki 100 kişiye uygulanan 50 soruluk test diyor. Bir, tablo sadece 10 öğrenciyi örnek olarak vermiştir diyor. Ve sonrasında da şu soruları soruyor. Değerli öğretmenlerim merhaba, ben Murat Sakin. Bir kısa ara verelim. Hepimiz KPSS'yi kazanmak istiyoruz. KPSS'yi kazanmanın önündeki engellerden bir tanesi de sosyal medya. Sosyal medyanın benim tecrübemle gördüğümü söylüyorum. Öğrencilerimde iki olumsuz etkisi oluyor. Bir, vakit harcama açısından. Eğer tarihten sosyal medyadan soru paylaşıyorlar, bir soru göreceğim falan diye günde ortama 2 saat vakit ayırıyorsanız, 3 saat vakit ayırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz, bunu söyleyeyim. Böyle KPSS'ye çalışılmaz. KPSS ciddi bir hoca, ciddi bir video, ciddi bir ders notuyla çalışılır. Oradan birer parça görmek de olmaz. Zaten tarihte öncelik sırası, sonralık sırasıyla kavramsal ve olgusal bir yapı kurarak öğrenelim. Yani parça parça soru görmek de olmaz bu iş. Onun için sosyal medyaya vakit ayırmayı azalt. Bu bir. İkincisi, sosyal medyanın ikinci olumsuz etkisi de şu. Koçluk, danışmanlık adı altında çok yanlış şeyler yapıldığını görüyorum. Tabii doğru yapanlar da var. Bir kere koçluk, danışmanlık denilen şey önemli bir iştir. Bana öğrencilerim soruyor. Hocam koçluk, danışmanlık yapıyor musunuz? Ben diyorum ki her öğrencinin koçu, danışmanı, hatta tanımadığım öğrencilerin de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana ilk sordukları şey şu. Hocam işte bana ders çalışma çizelgesi. Ben hemen dedim ki ben de öğretmenim, siz de öğretmensiniz. Bir öğretmen olarak ben niye kendiniz yapın, kendinizi tanıyın falan derim. Hocam herkes yapıyor der. Herkes yapıyor olabilir. Peki size ders çalışma çizelgesi yapan kişi sizin tarihi nasıl öğrendiğinizi, matematiği ne kadar yapabildiğinizi, eğitim bilimlerindeki sıkıntınızın ne olduğunu ya da ölçmede neden zor anlattığınızı ya da kolay anlattığınızı biliyor mu? Sizinle beraber derse mi giriyor? Neye göre çizelge yapıyor? Neye göre şu kadar saat tarih çalışan, şu kadar saat coğrafya çalışan? Neye göre? Mesela bazı öğrencilerin coğrafya çalışmasına gerek yok. Lise bilgileri çok iyi olabilir. Çok az çalışması gerekebilir. Bir başkasının çok matematik, bir başkasının az matematik çalışması gerekebilir. Nereden tanıyor sizi? Neye göre yapıyor bu çizelgeyi? Yok, cevap yok. Herkese standart. Bakın bu herkese standart yapılan şey eleştirdiğimiz davranışçı yaklaşımdır. Herkese standart bir yaklaşımdır. Fenomenolojik yöntem öğrencinin ihtiyaçlarını görerek yapılandır ve bu gerçek rehberliktir.
Bunun için sosyal medyada şu kadar çalışın, şöyle yapın, bunlara itibar etmeyin. Onu söyleyeyim. Bu boş bir şeydir. Ama zannedersem August Comte da söylüyor, Durkheim da söylüyor bunu. O toplumun yanlışları çok yapılınca doğru gibi görülür diyor. Son 5 yılda da bu yanlış o kadar çok yapılıyor ki doğru gibi görülüyor. Rehberlik böyle bir şey değildir. Rehberlik için birinci rehberiniz kendiniz olacak. Eksiğinizi objektif olarak kendiniz görüp öyle çalışacaksınız. İkincisi bana danışabilirsiniz. Öğrencilerime testler yapıyorum ki iki tane önemli kriter vardır burada. Bir, derslerde görüyorsunuz. Öğrencilerime sorular soruyorum. Onlar bana soruyor. Ben soru soruyorum. Öğrencilerimi tanıyorum. Ondan sonra diyorum ki bak senin şurası eksik, şurası şöyle falan diyor. Bunun için bir öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, ders çalışma programı yapması için mutlaka tanıması lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Sizi tanımayan bir insanın ders programına güvenmeyin. Böyle bir şey olmaz. İkincisi, benimle iletişim kurduğunuzda ki kendi öğrencilerimle bunu yapıyorum. Bu çalışma işinde ayırdığınız zamanlama ve konsantrasyonu da sevmek çok önemlidir. Sevdikten sonra eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlarız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bir, doğru aritmetik ortalaması kaçtır diyor. İki, standart sapma kaçtır diyor. Üç, A öğrencisinin T puanı kaçtır diyor. Dört, test güçlüğü nedir diye soruyor. Evet, gönüllü bir arkadaş kim benimle beraber çözmek ister? Ben çözebilirim. Buyur. Doğru aritmetik ortalaması Z puanına bakarım. Sıfır olan aritmetik ortalamayı verir. 20 puan. Yani 20 doğrudur. Şimdi çok güzel bir şey söyledi arkadaşımız. Dedi ki ben dedi şuradan gelirim ve 0Z noktasına bakarım. 0Z yapan D öğrencisi aritmetik ortalama kadar yapmıştır. Ve bu çocuk 20 doğru yaptığına göre aritmetik ortalama da 20'dir diyor. Aferin. Gözde sensin değil mi? Evet hocam. Devam. Standart sapmayı da şimdi şeye baktım. Ortalama 20, bir üstüne baktım 22, bir altına baktım 18. Yani 2 sapma olmuş. Aferin, standart aferin. Sapma 2'ye. Dur biraz açıklayalım. Diyor ki 0 ile artı 1 arası bir standart sapmadır diyor. Buradaki fark da 2 olduğuna göre diyor. Standart sapma 2'dir diyor. Sağlamasını yapıyor. Bu yukarıya çıkmış 2. Aşağıya indiğinde de 2 olması lazım. Bir standart sapma aşağısı da 2 diyor. O zaman standart sapma 2'dir diyor. Artı burada varyans nedir diye sormuş olsaydı o da 2'nin karesi 4'tür diyecektik. Devam. A öğrencisinin T puanı. Şimdi A öğrencisi eksi 3'te. Yani eksi 3, ortalamadan eksi 3 ineceğiz ve 20 oluyor yani. Aferin. 40, 30, 20. Kafana hesaplıyor Gözde. Eksi 3 Z tabloda gösterdin ya hocam diyor. 20 T'ye denk gelir diyor. Güzel. Son sorum. Test güçlüğü de aritmetik ortalama olarak düşündün mü? 20 dedim. Şöyle, test güçlüğü doğru cevaplanma yüzdesiydi. Doğru mu? Neyin? Testin. Testin doğru cevaplanma yüzdesi. Şimdi bu 50 sorudan ortalama kaçı doğru yapılmış? 20'si. Aferin. %40. 50'de 20 ortalama yapmak %40 doğrudur. Bu da %40'tır ve test güçlüğü de evet. 0.40'tır. Hocam benim böyle kafam karışıyor diyen şöyle yapabilir. Test güçlüğü eşittir. Aritmetik ortalama bölü toplam sorudur. Bu noktada aritmetik ortalama 20'dir. Toplam soru da 50'dir. Buradan da 0.40'ı bulabiliriz. Evet, bu soru önemli. Yani bütün bu bağlantıları anlayıp anlamamayı sorguluyor. Hocam burası kafama takıldı diyen yazsın. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Betül bu sen soru... misin? Evet hocam. Buyur. Hocam ben de dördüncü soruyu sizin gibi yapmayı anladım ama şöyle de yapabilir miydik? Doğru adetlerimi toplardım. Onu paya yazardım. Payda ya da toplam soruları yazsaydım da olurdu değil mi? Bir şey soracağım sana. Bir şey soracağım. Burada kaç öğrenci var? 100 kişi. Burada öğrenci. Tabloda. 10 öğrenci. Gerçekte kaç kişi girmiş? 100 kişi girmiş. Nasıl yazacak? Yok hocam, bütün veriler elimde yok. Tamam. Senin lafını değiştiriyorum. Bütün veriler elimde olsaydı olurdu. Tamam. Anladım. Anlaştık. Yani evet, senin mantığın yanlış değil. O verilerin hepsi olsa olur ama tabloda bütün veriler yok. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar tahtayı siliyorum. Şimdi bir soru daha çözelim. Soru şöyle. Diyor ki 10A sınıfına uygulanan sınavın ranjı 60'tır. Bu sınavda en yüksek puan
artı 3z en düşük puan, eksi 3z'dir diyor. Buna göre 1 aritmetik ortalama nedir? 2 standart sapma nedir? 3 varyans nedir diye soruyor. Evet, gönüllü beraber çözelim diyen bir içinizden düşünün. Cevaplar geliyor. Gözde çözmüş işi. Aferin, aferin. Çok güzel çözdün Gözde. Başka gönüllü? Bakayım böyle listede kimler var. Hah, yakaladım. Ruken burada. Ruken aç bakalım mikrofonunu. Hocam benim mikrofonum çalışmıyor. Ruken'inki çalışmıyor değil mi? Güzel. Evet. Ruken gel beraber düşünelim şunu. Tamam mı? Düşünelim mi hocam da? Zor zor bu soru. Beraber düşüneceğiz ben... tamam mı? Tamam. Şimdi bir kere verileri bir yerleştirelim. Sen matematik öğretmenisin ya. Matematikçiler öyle yapar. Verilenleri bir yerleştirelim. Tamam. Burası eksi 3z olsun. Burası artı 3z olsun. Burasının değeri 60 olarak verilmiş. Mantıklı mı? Tamam. Tamam. Buradan yürü bakalım. Bir fikrim var ama... Söyle. Yani yani standart sapma 6 olabilir mi hocam? Peki bunun arasında kaç tık var? Bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Güzel çizemedim. Yani sıkışıklıkları güzel yapamadım. Tamam. Güzel yapıyorum onu. Ve diyorum ki şöyle yapıyorum. 10 olabilir o zaman. Çözdün işi. 10. Şimdi şöyle standart yaptım. Standart sapma 10. Şimdi şöyle yaptım. Şurayı da artı 3 yaptım. Şurayı da şurada bitmiyor. Şöyle yaptım. Burası 60'mış dedim. Şimdi burası da aritmetik ortalama değil mi? Evet. O zaman şimdi şunu görmek lazım. Standart sapma 10 dedi, çözdü işi. Diyor ki... Tamam, varyans da 100, tamam. Ama aritmetik ortalamayı bilemeyeceğim. Bak şimdi. Burası böyle. Burası böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tık var diyor. 60 olduğuna göre diyor. 60 olduğuna göre diyor. Ranj. Buradası 10. 10. 10. 10. 10'dur. Her neyse uzatmayalım. Standart sapma 10'dur diyor. Evet. Varyans kaçtır? Varyans da 10'un karesi olarak 100'dür. Peki şimdi bu 60 burada 20, burası 60. Burası 20'den mi başlıyor? Burası 10 mu? Mesela burası 20 ise 60 daha toplarsak orası 80 olur. 80. 10'sa burası 90 olur falan. Peki bizim burasının 10 mu, 20 mi, 0 mı? Burası 80 mi, 90 mı, 100 mü diye bir bilgimiz var mı? Yok. Yok. Bu yüzden bu verilerden hareketle aritmetik ortalamayı hesaplayamayız. Ben bunu neden göstermek istedim? Çünkü bu aritmetik ortalama noktasının burada ranjdan dolayı sola sağa kayabileceğini bu verilerle bilemeyeceğimizi göstermek istedim. Ama şöyle bir veri olsaydı bilebilirdik. Deseydi ki artı bir Z puanı alan öğrenci, artı bir Z puanı alan öğrenci 60 doğruya sahip olduğuna göre aritmetik ortalama kaçtır diye sorabilirdi. Buradan yola çıkarak artı bir 60 olduğuna göre aritmetik ortalama 50. O zaman da 50 derdik. Böyle bir veri verilirse buradan hareketle aritmetik ortalamayı verebiliriz. Güzel. Bakalım ne yazmış arkadaşlar. Merve diyor ki yani T puanını vermeden eşleştiremiyoruz biz hocam. Aynen öyle. En küçük puan var hocam diyor. En küçük puan şeydi, eksi 3'te vermiş. Benim kafam karıştı hocam ya. Kim o? Hocam benim de ya. Müyesser hocam ya. Söyle Müyesser, sor. Niye? Şimdi sormak hocam ben neyi karıştırdığımı anlamadım ama ben 67 diye düşündüm ama aritmetik ortalamayı. O benim bulduğum Z puanım oluyor yani. Ya ben şimdi bir şey göstereceğim size. Bir şey artı göstereceğim. Mesela bir şey soracağım sana. Sen bunu formülle mi yaptın, gözle gibi kafadan mı yaptın? Yani hocam formülle falan değil. Sadece bir sizin çizdiğiniz gibi çubuk çizdim işte. Üstüne öyle yazı kafadan yaptım. Yani. Tamam. Şimdi Z puanı eşittir. Aritmetik ortalama eksi öğrenci puanı bölü standart sapma diyoruz değil mi? Burada biz aritmetik ortalamayı bulmak için bakın standart sapmayı biliyoruz. Ama iki tane daha bilinmeyen var. Bu iki bilinmeyen denkleme dönüşüyor. Burada biz artı bir Z puanı alan öğrencinin 60 doğrusu var deyince bunlardan bir tanesini biliyoruz ve tek bilinmeyen denkleme dönüşmüş oluyor bu.
buradan hareket edebiliyoruz. Ama ilk pozisyonda yeterli bilgi yok. Bunu bir de şöyle ispat etmek istiyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Zaten en büyük yanılgı da burada. Bakın şurası 0, şurası 100 ise range 0 ile 60 arasında 60 range şöyle olabilir mi? Olabilir. Peki range böyle değil de 10 ile 70 arasında şöyle olabilir mi? Olabilir. Peki range böyle değil de 20 ile 80 arasında şöyle olabilir mi? Olabilir. Bu da 60 range'dir. Bu da 60 range'dir. Öbürü de. Bu noktada biz bu kaymanın neresi olduğunu bilmediğimizden, hepsi 60 range olduğundan aritmetik ortalama noktasını bir başka bilgi olmadan bulamayız. Bunu göstermek istedim. Evet arkadaşlar, bir dakikadan az kaldı diyor.